Adil, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsın, nasıl geçiyor bu süreç? Yeni yarışmadan mı geldin? Ben çok takip edemedim ama en son. Ben yeni Amerika'dan geldim. Bir süre orada stajlarım ve bir kongre için vakit geçirdim. New York'taydım. Yeni döndüm. Birkaç gün oluyor gibi. Evet. Ne kongresiydi? Radyasyon onkolojisi üzerine bir kongre. Gördüm biraz onu aslında. Sen bayağı yani böyle akademik mi ilerliyorsun? Evet. Yani ben hep uzmanlık yapmayı hedefliyordum zaten. Radyasyon onkolojisi üzerine yapacağım uzmanlığımı da. O uzun süredir birkaç yıldır yaptığım bir proje var. Onun da projesi fikir olarak kongrede kabul aldı. Onu sundum o yüzden. 2 senedir üzerinde çalışıyordum. Sonrasında da New York'a stajlar için gittim. Çok güzel, tebrikler, harika, ışıl ışılsın gerçekten. Ne kadar güzel, bu kadar hem zeki hem güzel, bright, harikasın gerçekten. Sen nasılsın? İyi, çok teşekkür ederim. Heyecanlıyız, çok güzel bir gece her zamanki gibi. Evet, bugünkü konumuz rutini kırmak. Evet. Aslında ezber bozmak da diyebiliriz, kalıpların dışına çıkmak da diyebiliriz. Kendini ifade ederken özgünlüğünden korkmamak diyebiliriz, özgürlük diyebiliriz. Yani çok derin anlamı olan güzel bir tema. Neler çok, düşünüyorsun? Çok keyifli. Bence çok özel bir tema. Yani standartların dışına çıkmak her anlamda, her alanda çok önemli. Rutini bozmak bence önemli. Bu platformda, bu gecede bunu kutluyorsa ne mutlu burada buraya katılabilmek. Evet, harika. Sen de rutinci misindir? Yani, değil. Kırar bir misin? Tasarımcı olarak özellikle böyle geceleri çok daha heyecan verici buluyorum. Rutinleri kırmak bence çok keyifli. Evet, bu gece yani, yaratıcı için ve izlemek için buradayız. Evet. Evet. Tamam, harika. Çok teşekkür. O zaman törende görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzeller güzeli. Şevval Sam ile beraberiz. Ama yok, gerçekten her zaman çok coolsun. Çok yani şıksın, hoşsun. Biz seninle her yerde karşılaşıyoruz ya, havaalanında, orada filan, markette filan. Evet. Çok güzel. Şimdi bu gece hoş geldin öncelikle. Bu gece rutinleri kırmak gecesi. Yani daha tema bu. Yaratma cesareti. Kalıpların dışına çıkıp konfor alanından çıkabilmeye cesaret edebilmek. Yani bu da ne oluyor aslında? İnsanın kendini keşfetme yolculuğunda, kendini ifade etme yolculuğunda sınırlarını genişletmesi. Sen... Adeta benden bahsediyorsun. İşte şimdi söyleyeceğim. Evet. Sen de zaten öyle bir sanatçısın, öyle bir insansın, öyle bir bütünsün. Gözüküyor bu. Ama sana da soralım. Sana da soralım. Rutinci misindir? Konfor alanını zorlaya zorlaya çıkanlardan mısınız? Rutinleri de severim aslında ama yani fazla rahata dönüşen bir hayatım oldu mu kendimi mutlaka çimdikliyorum. Çünkü çok rahatın yerinde olması insanı çok geliştireceğini düşünmediğim için o konfor alanından sıklıkla çıkan, bütün rutinleri de yaptığı işlerde kıran biriyim, öyle söyleyebilirim. Yani çünkü senin de ruhun işte o genişlemeyi isteyen, özleyen ve o zenginliği. Bir de sıkılıyorum da aynı şeyi yapmaktan. Yani ben tek bir şeyle, yani tek bir fikirle devam edemem. Evet. Sürekli kendimi de yenilemem lazım. Deneyim seviyorum. Hata yapmaktan korkmuyorum. Evet. Risk almayı seviyorum. Risk yoksa hikaye de yok. Hikaye seviyorum. Evet. İşte öyle olunca da zaten direkt rutinleri kırıyorsun. Rahatın yerinde olduğunu kendini öyle olunca çimdikliyorsun. Müthiş bir zenginlik oluyor. O ruh zenginliği, evet. O deneyim tamamen zenginliği. Tamamen kendim için yapıyorum tabii yani. Tabii. Kesinlikle. Çünkü başka türlüsünde olamazsın zaten. O ruh öyleyse, evet, neyse, o öyle. Neyse mayım, orası doğru. Çok güzel. Çok da şıksın. Ne giyiyorsun? Nasıl giyindin? Kim? Bugün nedir? Kendi rutinimi böyle uzun ve çok şık bir davet, daha doğrusu işte ne bileyim, uzun bir elbise yerine takım elbise giymek suretiyle kırmış olabilirim. Bence günü de, birlik. Bence de çok güzel olmuş. Evet, 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 memnunum. Evet. Aynen, sevdim. Çok şık olmuş. Ben de çok sevdim. Çok da güzel ifade ettin deminkileri. İlham verdin yine. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyi, görüşürüz. Çok mersi. Burak Deniz, Maiden Entrance. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Çok mersi. Çok hoşsun. Çok şıksın. O senin hoşluğun bu arada. Yani teşekkür ben mi yapsam acaba röportajı gibi şeyler geçiyor aklımda. Teşekkür ederim. Çok mersi. Seni de Burak'la da göz göze geliyoruz. Çok şıksın. Sen her zaman zaten çok seviyorsun stilini, dikkat ediyorsun. Elimden geldi. Güzel de çalışıyorsun. Nedir bu? Çok şık. Baştan aşağı Saint Laurent'ım bugün.
Sevgili, evet Burak'cığım. Sevgili biricik dostum. Baştan aşağı Saint Laurent'im dedi. Aynen öyle. Kendisi benim şahsi stilistim zaten. Dostum olur kendisi. Bugün o giydirdi beni. Üzerine ve müjdeferat olarak bir Cartier taşıyorum. Tabii. Bu kadar. Ne olacaktı ki? Aynen öyle. Çok şıksın. Evet, bu gece güzel bir gece. GQ Man of the Year Awards'un 2024'ün güzel de bir konusu var. Rutinleri kırmak, yaratma cesareti, konfor alanının dışına çıkabilmek, kendi aslında bence ruhsal zenginliğinin yelpazesini ne kadar genişletebileceğin, kendini keşfetmek ya. Aynen çünkü öyle. Çünkü kendini nasıl keşfedeceksin başka türlü, değil mi? Ya birazcık kırmazsan o, evet bir geldiğin şeyler, evet birazcık aynılaştığı noktada ona senin müdahale etmen gerekiyor. Müdahale de birazcık cümle olarak bu zaten gibi görünüyor. Aynen öyle. Yoksa haklısın, hak verdiğin bir şey. Oluruz, kesinlikle. Gelişemezdik diyelim yani. Evet, sen peki yani sen de oyunculuğunda, sanatçılığında bunu hem bir şey olarak kullanıyor musun? Yaratıcı güç olarak kullanıyor musun? Yani tabii daha doğrusu ki. Nasıl yaşıyorsun? Böyle risk alır mısın? Kafana göre bir şeyler yapar mısın? Daha rutinci misin? Bilmiyorum, çok büyük bir cümle mi olacak bilmiyorum ama ben haddimi bilmemek üzerine bir... Ama tam anlamıyla değil, haddimi bilmemek üzerine bir bakış açım var diyeyim yani. Bir şeylere cüret ediyor olmak... Benim için keyifli. Bunun da kazandırdığına inanıyorum. Öbür türlü çok hem hayatta sıkıcı olurdu hem de ben de kendimi sıkıcı bulurdum gibi sanki. Evet. Zaten bu aslında senin hani espriyle söylediğin şey aslında ruhun en önemli bence elementi. Yani gelişmek için, genişlemek için. Kesinlikle öyle. Bir şeyleri farklı yollardan yapmayı denemek ve bundan rahatsız olmamak belirsizlikte. Kesinlikle. Nerede duydum hatırlamıyorum ama çok güzel bir söz o. Yani kendi kurduğun ligde başarılı olmak ya da birinci olmak. Yani çok alışıldık bir şey. Demeye çalıştığım o. Yani ilerleten bir şey değil seni o. Kesinlikle. Elimden geldiğince oraya bağlı kalmaya çalışıyorum diyelim. Çok güzel. Bence başarıyorsun da. O zaman birazdan ödül töreninde görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok mersi. Teşekkür ederim. Gökçe hoş geldin. Gerçekten bir Hollywood glamour olarak geldin. Çok hoşsun. Çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Hemen kıyafetten başlamak istiyorum. Sonra gecenin temasıyla ilgili de birazcık konuşuruz. Çok şıksın. Çok teşekkür ediyorum. Nedir, kimdir, kim hazırladı? Sevgili Nazlı Kayran. Çok güzel. Evet, hazırladı. O olsa çok daha güzel anlatırdı eminim. Eminim. Evet, Nazlı'cığım gerçekten çok kısa zamanda ortaya harika bir iş çıkardı. Gerçekten. Bir gecede evet. Elbiseyi getirdi ve bu iş bitti. Harika. Evet. Plan da çok güzel çok, olmuş. Evet, evet. Rengi zaten her şeyi. Çok çok hoşsun. Çok evet, güzel bir gecede yine evet. Seninle beraberiz. Evet. GQ 2024 Man of the Year ödülleri. Evet. Çok anlamlı. Çünkü burada aslında yaratım gücünü kutlayan bir gece. Biraz böyle konfor alanlarından çıkabilenleri, aslında rutini kırabilenleri, kendi özgünlüklerini ifade etmeyi tercih edenleri kutlandığı bir gece. Hı hı. Bence çok kıymetli, çok güzel, anlamlı. Kesinlikle. Sen neler düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de kendimi de böyle düşününce şimdi evet. Bu iş hakikaten yani evet bu işte ezber bozmak, bu risk almak, cesur davranmak. Bunlar hakikaten hayatın içinde var olmak adına önemli meseleler olduğunu düşünüyorum. Bir sanatçı olarak zaten ama insan olarak aynen, da. Hayır, asla sırf sanatçı aynen. Olarak değil. Çünkü ruh diye bir şey var. Evet. Ve bu ruhun genişlemeye, gelişmeye, kesinlikle değişmeye ihtiyacı var. Evet, evet, kesinlikle. Ve bu değişim dönüşümler de ne yazık ki işte risk almadan, olmuyor. Cesur davranmadan olmuyor. Ve o zaman bence işte gerçek hayat o zaman yaşanmaya başlıyor sanki. Kesinlikle. O alanlarda, o belirsizlik alanlarında da içindeki bir güce tutunup tekrar ayağa kalkmak. Her zaman devam etmek. Evet. Her zaman. Harika. Her zaman. Benim herhalde en büyük mottom bu. Harika. Hayattaki. Ne kadar güzel ilham verdin. teşekkür ederiz. Teşekkür o zaman ederim. Ödül töreninde görüşürüz. Hayatım sana kolay gelsin. Görüşürüz. Çok merhaba. Evet, yani Özgür Atanur geldi sonunda yanıma. Evet. Orada bir saattir görüyorum, meşgulsünüz. Çok güzel bir kırmızı halı görüyorum. Geliyor herkes şık şık, konuşuyoruz. Hep beraber, güzel. Evet, yine güzel bir geceye imza atıldı. Evet, özendik. Bu sefer de içimizdeki yaratıcılığı, içimizdeki farklılığı nasıl çıkartırız diye sorduğumuzda bu sefer dedik ki rutin kırmak kavramı olsun.
Rollo May'in Yaratma Cesareti kitabının bölümlerinde hep anlattığı bir şeydi. Biz de ekip olarak düşündük, sen de biliyorsun o sohbetlerimizde bizim her zaman parçamız olarak. Ve dedik ki bu sene içindeki çocuğu, müziği, ritmi, rengi, yaratıcı çıkartanları ödüllendirelim. Ve kavramımızda, temamızda rutin kırmak olsun dedik. Çok ve güzel. Buradayız. Evet ve 19 GQ edisyonu ve dolayısıyla belki de 20 GQ ülkesindeki 400 Onur ismi böyle yazılacak bu yıla. O yüzden de heyecanlıyız. Yine dediğim gibi senin de muhteşem varlığın, katkın, herkes içindeki o yaratıcıyı çıkartıp ışıklar saçmış bu gece. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel. Beraberiz. Evet, beraberiz. Vallahi tebrik ediyorum gerçekten. Her gelenle de bunu konuştum. Çünkü böyle bir tema, o yarattığı diyalog çok önemli. Ve gerçekten herkesi düşündüren, ilham veren bir diyalog yaratmış oluyorsunuz. Aynen. Bir yayıncı olarak bu da çok önemli bir görev diye de düşünüyorum ben aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. And hello, actually you welcome us at your beautiful hotel, Four Seasons Phosphorus. But welcome to the GQ Moti 2024 night. Thank you very much. What an exciting night. So, thank you for your hospitality, first of all. What do you think of tonight? You know, what do you think of the concept? And actually, we did in the beginning, you know, we changed places, so we already broke the routine. Because the show stopping. The theme is, you know, the theme of tonight. Show stopping. It's like breaking the routine, breaking the rules. So getting out of the comfort zone. So. So yeah, well, we're super happy to have you. What an exciting event to have here at our hotel. It's a big pleasure. And yeah, you've clearly done a better job than me on show stopping. A little bit boring, but. No, you look great. Great. So yeah, thank you for, you know, your hospitality again and for welcoming us in your beautiful hotel. Well, thank you. Just by the Bosphorus with a breathtaking view and everything. It's always a pleasure to have such a great, beautiful looking bunch of people with us yes. here at the Everybody hotel. Is so yes. chic. Yeah, very chic. Yes, and yeah, it's going to be a nice night. It's going to be exciting night. Yes, of course. Okay. Thank you so much. Thank you very much. See you later Enjoy at the show. Enjoy your evening. Thank you. Thank you.